Karalama Defteri'nin bugün konuğu Ferunandaç, Andaç. Çeşitli türlerde yazdıklarıyla ve verdiği yazarlık dersleriyle tanınan bir edebiyatçımız. Hoş geldin Ferun. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki sen gelince ilk sorulacak soru Yaşar Kemal üzerinedir. Evet. Çünkü Yaşar Kemal üzerine çok güzel bir kitap yazdın. Ve Nasıl başladı bu serüven? Yaşar Kemal'e gittin hemencik. Merhaba merhaba Zincik. Kitap mı yazıyorum dedi. <laughs> Hayır yok öyle değil. Aslında bu hep söylenir ama bir kere İnce Mehmet'le başladı çocukken. O sizin de bildiğiniz işte İnce Mehmet 2 Hürriyet Gazetesi'nde tebrika ediliyordu. Ama biri okumuştum tabii. Ee, Doğası ve dili Türkçe'ye dile tutkun bir çocuktum aslında. Yani bu biraz da işte aileden gelen bir şey sanırım okumalarla. Bir anlamda merak ve keşif duygusu. Aslında o merak ve keşif duygusu Yaşar Kemal'e de bunu anlattım. Biliyor musunuz dedim benim yaşam çizgimi siz çizdiniz. Nasıl yani dedi. Ben öğretmen olmaya hiç düşünmüyordum. Onun yaşadığı coğrafyayı gittim gördüm. Dedim ki ben burada bir süre herhalde öğretmenlik yapmalıyım. Aslında Kadirli'nin üst tarafında Andırım da bir Çerkez köyünde öğretmenlik yaptım kısa bir dönem. Yani Yaşar Kemal'in yaşadığı yerler. Yaşadığı yer, coğrafya falan. Zaten şunu hep söylemişimdir. İki öge vardır Yaşar Kemal'in hayatında. Doğa ve dünya edebiyatıyla tanışmış olması. Sizin de gene tanık olduğunuz, bildiğiniz bir şey. Eğer Adana'da Abidin Dino'larla, o entelektüel çevreyle Yaşar Kemal tanışmasaydı, hani o bir espri vardır bilirsiniz, Güzin Hanım ona klasikleri veriyor, eve gidiyor köye, üç takım şey çıkıyor, Don Kişot çıkıyor, Adem herhalde fazla verdi, ertesi gün Adana'ya gidiyor, götürüyor, fazla yok diyor, Yaşar üç kez Don Kişot'u oku diye veriyorum. Tabii Yaşar Kemal'in hayatında da bu rastlantılar var, işte askerliği döneminde Dostoyevski'yi keşfetmesi falan, Doktor Balkan'dan söz eder filan. Şimdi o yani o doğa ve dünya edebiyatıyla tanışması Yaşar Kemal'i var eden bir olgu. Tesadüf değil, rastlantı da değil bence. Gittiğim köyde bir Çerkez beyi vardı. Arnavut durdu. Aa dedi ki Yaşar babamın dostuydu. Arnavut durdu dediğimde epeyce yaşlı biriydi. Yaşar dedi İnce Mehmet'in ilk notlarını burada aldı. Çok eşkıya hikayeler. Kaynağına gibi. gitmiş oldu. tam kaynağına gitmişim. İşte bir Akça Dağı var. Akça Dağı yani o Yaşar Kemal'in anlattı hani baharda çiçekler açınca çiçeklerin kokusundan insanın başı dönüyor. Bu insanlara çok egzotik geliyor, hayali geliyor. Ben bunu yaşadım. Gerçekten o çiçek kokularının insanı baygınlaştırdığını. Şimdi düşünsenize. Ve İstanbul'a gidip geliyorum. Raşit de o zaman hatırlarsınız gene Doros yayınlarını kurmuştu. Raşit de aynı kuşaktanız, dost olduğum gidip geliyorum ya dedim ben Yaşar abiyle görüşmek istiyorum falan. Yaşar abinin engeli tabii Tilda vardı. Önce Tilda engelini geçerseniz Yaşar Kemal'e ulaşırsınız şeyde. Ee, sonunda dedim ki Yaşar Kemal'e ulaşmanın yolu önce onun için bir şeyler yazmam lazım. O arada da yazıyorum zaten. Öykücülüğü üzerine Düşün dergisinde aşağı yukarı neredeyse 30 sayfalık bir inceleme yayınlamıştım. Onu okumuş, çok sevmişti onu. Sonunda Yaşar Kemal Basınköy'de 1986 gel dedi, konuşalım. Gittiğimde... Evet, Basınköy'e ben de çok giderdim. Evet. Akşamleyin uğrardım, Tilda'yla sohbet ederdim. Hı hı hı. Ve o Basın Basınköy'de başlayan diyelim maceramız... E, ki orada çok insan tanıdım, Basınköy'de. Yani Yaşar Kemal'in evinde. E, bilirsin Yaşar Kemal tamam, herkesi o dünyaya pek fazla sokmaz yani ee, sonra o macera o okuma serüveni hatta Tilda ile konuşurken ya dedim ki zaman içerisinde benim yaşar Kemal arşivim sizden daha fazla oldu çünkü bir şey soruyorum aa diyor ben onu bulup getiriyorum ediyorum aslında bu okuma merakı işte aslında Yaşar Kemal'i okuyarak Türk Edebiyatı'na da gidebiliyorsunuz, gidiyorsunuz. O anlamda e, hala benim evimde bir çalış, Yaşar Kemal çalışma masası vardır. E, yani Yaşar Kemal üzerine kitap yazma serüveni devam ediyor. Herhalde bir 4-5 e, ciltlik kitap olacak. E, yani, e, bu ediyor, bu evet, evet, ediyor. E, o anlamda ee, bu sanırım biriktirerek yazıyorum. Bu an e, baktığımda e, yani Yaşar Kemal hem bir okul oldu benim için. Dil okulu diyebilirim. Kurma kurmaca okulu. E, bir de tabii mesela Said Faik'i de okuduğunuzda bir edebiyat tutkusu edinebiliyorsunuz. Hani bir yazarın keşfi bir dünyanın keşfidir. Yaşar Kemal'de o keşfi yaşadığımı söyleyebilirim. Tabii onun yaşadığını da doğru söylüyorsun. Yaşar Kemal'in <laughs> yaşadığı yer var. O etkiliyor insanı çevre. E Said Faik'in yaşadığı yer var. O çevre de onu etkiliyor. Yani çevresi içinde mekanı içinde görmekte bir yazarın bazı kitaplarına göndermeler sağlıyor tabii. Tam o dönemde Stockholm'e gitmiştim. Orada bir müzeyi gezerken İngilizce bir kitap gördüm. Faulkner'un romanlarının dört mevsimi diye Foklun'un romanlarındaki mekanlar, yerler üzerine bir fotoğraf sanatçısı bir belgesel kitap yapmış. Ben de o ara Yaşar Kemal üzerine işte çalışıyorum, ediyorum. Beni çok etkiledi o kitap. Dedim ki aslında Yaşar Kemal bu işte. Yani Yaşar Kemal'in doğayı çıkarırsanız, mekanı çıkarırsanız Yaşar Kemal'in anlatısı olmaz. Yani Yaşar Kemal o doğa ve o mekanla var. Onun için... Ve siz o coğrafyayı gördükten sonra o yazarı daha iyi anlıyorsunuz. Stockholm'u biliyoruz zaten. Tabii. Başkaları şey anlıyor, sanıyor ki e, yapıtın içinde kalarak yapıt daha çok anlaşılır. E, hele üzerine çalışıyorsanız biz yazarın o yapıtın dışına da çıkmanız lazım. Süpesiz. Ben daima hep öyle düşünürüm. <laughs> yani derler ya metinle karşı karşıya kal yeter. Bence o yetmez. Evet. Çünkü o metni oluşturan bir ortam var. Doğası var, yaşadığı yer var, yaşadığı şehir var. Onun için daima aralarında ben irtibat kuruyorum. Murtabit bir şey yapmışsın. Haklısın bunda da. Bir şey daha ekleyeyim. Dün Bursa'da Neziye Meriç'i konuştuk. Neziye Meriç'i anlatırken dedim ki Neziye Hanım'ı tanıdıktan sonra, evini gördükten sonra, çalışma mekanını gördükten sonra, onun hikayesini ondan dinledikten sonra yapıtlarına bakışım değişti. Olumlu anlamda değişti. Yani Neziha Hanım'ı siz de tanırsınız, Tabii. dostunuzdu. Ee, yani onun ironisini, onun o mizah anlayışını, onun o ayrıntılara özenini, çalışma masasını hangi ışığa göre koyması, teknolojiyle ilişkisi, sokaktaki insanla iletişimi, bütün bunları gördükten sonra e, belki bizim için, yani edebiyat üzerine düşünen, edebiyat üzerine araştıran insanlar için her şey bu. bir edebiyatta iz düşümü oluyor bizim, bizim Hayattaki evet. her şey evet. ondan normal. Tabii Nezihe Meriç dedim. Ben Nezihe Meriç'ten bir anımı hatırladım. Ankara'da giderdim ama Ankara'da pek ev ziyaretleri yapmazdım. Sadece Ankara'da bir şeye gitmiştim. Adalet Ağa'nın ilk gittiğim tanıştım. Ankara evlerine gitmedim. Hı hı. Nezihe Meriç'te gitmedim. Son Nezihe Meriç'ler İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Salim Halim Şenkil. Onu da rahmetle analım. Burada Oturdular Boğaz'da, sonra da şehre indiler. O zaman da gidemedim. Fakat ne zaman ziyaret ettim biliyor musun? Ilıca'ya gitmiştim. Çeşmede Ilıca. Hı hı. Orada yazlıkları vardı. Ben de oradaki yazlığa gittim hı hı. ziyarete. Arkadaşlarım da vardı bir kişi. <laughs> Neyse hiç unutmam dedi ki. Tam sana yakışır bir tavır biliyor musun? <Gülüşmeler> Yakın yerde bulmayıp uzak kilometrelerce geleceksin bize ulaşacaksın ki bir kıymeti olsun. <laughs> Çok de. Güzel, ben de be. hiç onu unutmam. Peki Yaşar Kemal'e dönelim. Şu var Yaşar Kemal'e döndüğümüzde. Yaşadığı o yeri gördün, değerlendirdin. Uh -huh. Kültürel bir kap yaptın. Uh -huh. İstanbul'a gelince Yaşar Kemal onun izlerini nasıl sürdün? İstanbul nasıl yaptı? Ne oldu? Nasıl değişti? Şimdi e, Deniz Küstü romanını bilirsiniz. Tabii. Şu günlerde de onun üzerine bir seminerim var. E, şimdi derim ki Yaşar Kemal size e, bütün yapıtları e, her okuyuşta yeni bir pencere açıyor. Şimdi İstanbul'un değişimini e, onunla... Yürüyüşler yaptığımızda da işte o zaman Florya, Basın çok bozulmamıştı 80'li evet, yılların tabii. başından söz ediyorum. Bir kere sözlü gelenekten geldiğini hep söyleriz ederiz. İşte Yaşar abiyle yan yana geldiğinizde mutlaka anlatır yani yazacağını anlatır. Mesela diyelim ki bir sonraki görüşmenizde bir gün öyle olmuş. Dedim Yaşar abi bunu daha önce anlatmıştım. Dedik hayır bak. Her anlattığımda yeniden bunu e, yazarım yani zihnimde yazarım ederim. Aslında onun o yürüyüşlerde anlattıklarında e, işte yazarlara gitmede yani bir yazarı nasıl okursunuz o yazarla e, edebi akrabalığı nasıl kurarsınız. Hatta bu edebi akrabalıktan söz ederken e, demiştim ki sizin aslında bir anlatı ana karanız var. Yani insanlar sizin kitabınızı alıp da gidip Çukurova'yı görmek istese yanıl, yanılır. Böyle bir yanılgı var. Zaten kendisi de söyler ya hani benim Çukurova'm yani. O benim Çukurova'm, yazdığım Tabii. Çukurova'm. İstanbul için de bunu söylemişti ama ben mesela İstanbul için deniz küstü kuşlarda gitti. Çocuklarda insandır bütün bu anlatlarına baktığınızda Çağının tanıklığını yapan bir yazar olduğunu görüyoruz. O hep eleştirilirdi ya işte günceli yazmıyor etmiyor aslında günceli yazıyor. Şüphesiz evet. günceli yazmak şu bence okurun yeteneğine bağlı biraz da. Evet. Okur güncelle yazarın yazdıkları arasında bağ kurma yeteneğine sahip olun. Bu da nedir? Hı hı. Hem günceli bilecek hem yazarı bilecek. Çünkü iyi bir yazar bence her zaman günceldir. Evet. Orada da şu yok mu? Edebiyat bilinci ve edebiyat belleği oluşması Tabii. gerekiyor. Aslında toplumun belki de eğitimimizin en temel sorunsalı bu bence. Siz. Yani bu işte geçmişten ya da gelenekten kopuş. Yani yeni bir edebi birikim oluşturmak istiyorsanız mutlaka sizden öncekine sahip çıkmanız ya da bilmeniz gerekiyor. Şu günlerde mesela Yakup Kadri'yi okuyorum. Erhan Beneri okuyorum, Fakir Baykurt'u. Şimdi bu okumalara gittiğimde aslında özellikle Yakup Kadri, ya dedim ki aslında Yakup Kadri böyle okunmalıymış. Nasıl okunmalı diyorsunuz Şimdi anılarından, ya tabii ki önceden okudum, yazılar yazdım üzerine falan. E, politikada 45 yılı okuyorum. Aa dedim. Yakup Kadri bugünün Türkiye'sini anlatıyor. 30'lu yılların Türkiye'sini anlatıyor tabii. biliyorsunuz. İşte Mustafa Kemal'i anlatıyor, İsmet İnönü'yü anlatıyor, ee, Rauf Orbay, bütün o dönemin e, siyasi figürlerini, tarihi figürlerle ilişkilerini anlatıyor. Birebir yaşadığı şey. Şimdi o kadar e, şimdi ve bu buradan okuyunca bu sefer romanları daha anlam kazanıyor. Şüphesiz. Ankara daha anlam kazanıyor. Tabii, Panorama Ankara, daha anlam Panorama kazanıyor. Aslında tabii ki. E, ben Ankara'ya gittim. Yav Kadri e bir konuşma yapmıştım. Gösteride yayınlandı o hı. konuşmada. Ee, çok tuhaf bir şey vardır. Yazarların da kimi zaman yazmaktan artık usandığı bir dönem de var. Hı hı hı. Yani ben artık yazmak istemiyorum demişti. Tam o dönemdi. Onun o dönemi. Evet, değil mi? O yani son yıllar artık ee, yazmak istemiyorum demişti. Yeni yazanlardan da Kemal Tahir'i beğendiğini söylemişti. Hmm. Evet, Kemal Tahir'i beğendiğini söylemişti. Tabi ya Kadir'i kuşağı çok enteresan evet. kuşak yani. Bunların hepsinin bir şeysi. Doğru, işte içinde güncel. Şimdi şuna başladın da sen, işte Erhan Belen'i okuyorum, şunu okuyorum, bunu okuyorum. Var. Hepsi içinde yazılar yazdın, kitaplar yazdın. Evet, evet, evet. evet bu şeysine. Peki, bir Türk edebiyat tarihi yazıldı mı sence? Bu en çok sorduğum, sorguladığım bir şey. Çünkü yazılmadı desem haksızlık ederim ama çünkü her dönemin edebiyat tarihi yeniden yazılmalı. Bu yok. Şimdi bunun sizin de çok iyi bildiğiniz bir kere Türkiye'de akademik eleştirinin ya da akademik alanda bu bunun yöntemini, bunun birikimini ne yazık ki göremiyoruz. İşte tezlerin arasında sıkışıp kalıyoruz. Çağdaş Edebiyatı, Yeni Edebiyatı izleyemediğimiz için. Şimdi tabii Ömer Faruk Akün'ün bir iddiası vardı. Onu da rahmetli analım. Monografiler, biyografiler yazılmadan iyi bir edebiyat evet. tarihi yazılmaz diyordu. Çok doğru. Gerçekten de yazılamıyor. Hı hı. Ve bir de tabii başka bir açıdan bakmak lazım edebiyat tarihine. Bir kişi baştan sona edebiyat tarihi nasıl yazacak? Mümkün değil. Eskiler var böyle. Vasmı Mahir var. Nihat Mustafa, ba Gönülüza Sami var. Banarlı. Nihat Sami evet. Banarlı falan. Ama bence ansiklopedik edebiyat tarihi olmalı. Yani herkes uzmanlık olduğu Kesinlikle. maddeyi yazmalı. Böyle bir evet. edebiyat tarihine Yok. ihtiyacımız var. Ama o demin söylediğiniz monografi ve biyografiler yazılmadan iyi bir edebiyat tarihi yazı. Hatta Olur. söyleşi kitapları. Tabii. Şimdi Demin Yakup Kadi'den söz ettiniz. Şimdi Yakup Kadi üzerine yazarken yapıtlarını tamam okudum. Bildiğiniz herhalde dişe dokunur bir Mustafa Baydar'la yaptığı bir söyleşi bir kitaba evet, girmiş evet. etmiş. Halide Edip, Halide Edip'le ilgili kendisiyle birebir yapılmış bir söyleşi yok. Belki bugünün yazarı, bugünün düşünen insanları bunu yapmaya çabalıyor. Aslında bu biraz da beni bu tarz çalışmalara yöneltti. Tabii tabii. Aslında Edebiyat Tane Söyleşiler çok önemli. Evet. Biliyorsun Mithat Cemal Kuntay'ın da evet. röportajlarını Handan İnci yayınladı. Evet. Evet. Ve o röportajlara nasıl bulundu biliyorsun. Ee, efendim Rıza Tevfi'nin Evrak-ı Metrukesi arasında, arasında. Hmm. Abdullah Uçman buldu da öyle bir röportaj hmm. kitabı ortaya çıkmış hmm. oldu. Yani bu o kadar önemli ki çünkü birinci elden veri ve kaynak. Mesela geçen Erhan Bener'le ilgili yaptığım kitaba baktım uzun zaman sonra. Oğlu Yiğit Bener'le konuşuyor. Ya dedim ki iyi ki bunu yapmışım. Yani ben yaptığım için değil Erhan Bener için. Çünkü bence Erhan Bener önemli bir romancımız ve her şeyi konuşmuşuz. Yani yarın diyelim ki bir monografik bir çalışmada ya da bir edebiyat tarihi çalışmasında ona bir madde ayırdığınızda ilk gideceğiniz kaynaklar bu tarz çalışmalardır aslında. Şüphesiz şimdi tabi bir tabi Bener ailesi de bir sanki Baha ailesi gibi. Evet, yani evet, edebiyat evet. Dört ailesi. kuşak. Dört kuşak edebiyatçı. Yani kız kardeş Bilge Bölükbaşı. Evet. Vüsat Bener, Erhan Bener, ne? Yiğit Bener. Belki Yiğit'in kızı bile gelebilir söyleyip yani. <laughs> yani o şekilde olmuş bir <laughs> evet. edebi Gen var onlarda evet. öyle bir yanı. Biliyorsun Cemil Sena amca. E baba evet. da çünkü edebiyata meraklı. Evet. Erhan Bener'in. Böyle bir aile. Evet. Aslında e, düşünsenize mesela henüz bu tür çalışmalar yapılmadı. Geçen e, Erhan Bener'in Yalnızlar romanıyla Yusuf Bener'in Buzul Çağının virüsünü karşılaştırmalı bir seminer yapmıştım. Çoğu okur bilmez. Siz bilirsiniz. İki kardeş aynı dönemi, aynı hikayeyi yazmıştır. Tabii. Ve... E, geçen gene o seminerde 26 yaşında yazılmış bir roman yalnızlar. Ee, ve bugün bile hala taptaze Anadolu taşrası, varoluş düşüncesi, birey, o kentten taşraya giden insanın sıkışıp kalmışlığı, insan ve 1940'ların Türkiye'sini anlatıyor. Şüphesiz tabii ki kuşaklar arası eleştirilerde olması edebiyat tarihi kuşaklar arasındaki bağ da kurabilir. Kesinlikle. Şimdi evet. dost öyküsü çok tanınmış hmm, bir hmm, öyküdür hmm, Müstat'ın. Evet. Ve her zaman herkes öyküden bahseder. Ama ilk öykülerinden beni yapan kişi de Ahmet Hamit Tanpınar. Hmm, evet. Yani geçmişteki o kuşağı, tabii o kadar geçmişte kuşak değil ama başka yazarında bir şeysi var. Aslında tabii Yaşar Kemal'e geldiğimizde Köy romanları var. Evet. Yaşar Kemal de aynı atmış. Arada benzerlikler, farklar gidip gelmeler nedir sence? Şimdi Yaşar Kemal bir kere o tanımı kabul etmezdi. Yani ben İki. insanı anlatıyorum. Doğayı anlatıyorum. Neşet Günal bir gün şunu anlatmıştı bana. Neşet Bey ziyarete gidip geliyordum. işte ömrünün son dönemlerinde. Çok sevdiğim bir ressam. Evet. Nusret çok da yakın olduğum evet. bir insandı. Ee, dedim ki Neşet Bey, resimlerinizdeki değişimi, benim de resim öğretmenimin akademiden hocası, resim üzerine konuşuyoruz, ediyoruz. İşte Paris dönemini konuşuyor. Ya dedim ki Türkiye'ye döndüğünüzde bir anda resim bakışınız, anlayışınız değişiyor. Dedi ki, geldiğimde İnce Mehmet yayınlanmış. işte Fakir Baykurt çıkıyor. Bir köy edebiyatı tartışması var. Olmalı mı, olmalı, olmamalı mı? Ben de Niğde'nin bir köyünden çıkıp gelmiş biriyim. Ee, yani öyle bir dönem ki bu müziği de etkiliyor. Tabii. İşte Ruhusun'un çıkışı. İşte ben de bu sefer yani özüme döndüm gibi der gibi Anadolu insanlığı, o toprak adamlarını çizmeye başladım. de evet, ortaya çıkışı. Evet, ortaya çıkışı. Tabii. Ee, yani bu ben toplumsal enerji diyorum. Yani bunu belki de kategorize etmek yerine ülkenin Toplumsal yapısına baktığınızda bu kaçınılmaz bir gerçeklikti. Yani köy eserleri gerçeği vardı, bir uyanış vardı. Niye bir uyanış vardı? Çünkü insanlar okuyor, okumaya başladı. Yani eğitim olanakları yaygınlaştı ve bunun içinden Hı. yazan, düşünen insanlar çıktı. Yani e bir de e, belki bir kısa bir paragraf açayım burada. Halit Refi ile bir gün konuşuyoruz Gurbet Kuşları filminin işte bir yuvarlak yıl dönümü. Ben romanı ve filmi anlatıyorum. Halit Bey şöyle dönüp bana baktı. Ya dedi Feridun demek ki ben doğru bir şey yapmışım. Senin dediğini ben düşünerek bu filmi çekmedim. Neden dedim? Gurbet Kuşları yayınlandı. İşte okudum, çok beğendim. Aslında film de çekmek istiyorum o ara. Bunu çekmeyi kafaya koydum. Çünkü bugünü anlatıyor. Orhan Kemal'le rastlaştım Beyoğlu'nda. Dedim ki Orhan ben bu filmi çekeceğim. Sen de bu filmin diyaloglarını yazar mısın? Neyse bir öyle çektim ettim. Şimdi ben biraz sosyolojik bir çözümleme yapmıştım. Ee, dedi ki aslında ben bir sinemacı olarak bugünün meselesini anlatmak istiyordum. Yani ben göçü anlatayım diye yola çıkma. Ay ha tabii, tabii tabii Şimdi Yaşar Kemal'in aslında yazmış olması bilirsiniz der ki ben İnce Mehmet'i niye yazdım? Çünkü İnce Mehmet mecbur insandı. Yani mecburdu işte diyelim ki köylü baş kaldırmıyor, eziliyor, ediyor, topraksız falan. Ve A'ya baş kaldırıp ve o mecbur olarak baş kaldırdı ve ben de onun gibi mecbur bir insanım. Kendisini de yazarlığını tanımlarken çünkü ben yazarlığa bir anlamda mecburen sürüklendim der. Şimdi Yaşar Kemal bazı ödüllere gittim. <laughs> yurt dışı ödüllerine. Biri Fransa'daki Çino Deldik ödülü. <laughs> Katalan ödülüne gittiniz. Katalan ödülüne gittim orada. <laughs> Şimdi tabii orada konuşmalar yapıyor. Ama Tilda da diyor ki mutlaka senle konuşacaksın diyor. Tilde görevlendirirdi biliyorsun. Hı hı. Ben de orada katılanlar konuştum. Ondan sonra Çinel Delduka'da bir ödüldü zaten başka. Ama hoşu Sen Nehri'ne geldik. Efendim orada akşam yiyoruz. Yaşar dedi ki artık ben rejime girdim dedi. Büyük bir tabak otları yedi. Ondan sonra bir vegan gibi. <laughs> Biz de yemeye başladık yazıyoruz. Ne yiyorsunuz ya işte bunu. Ya bir tadayım var o yemeklerden dedi. Sonra o yemekleri bizim kadar o da yedi Fransa'da. Ama Barcelona'da çok hoş geçirdik. Hiç tahmin etmezsin. Birçok okuru var orada ve Katalan dilinde konuşuyorlar üniversitede öğrenim yapıyorlar. O kadar çok ki akşam yemeklerini kaçırıyorduk artık. Yaşar Kemal'i ziyaretlikleri. Onun için ben de orada bir başkan vardı. O da geldi dedi ki, işte Yaşar Kemal anlatıyor. Ya dedi bir şey var dedi. E, Servantes dedi, çağın noteridir dedi. Çok güzel, evet. Çok güzel bir deyip yani yazara da bunu şey yapıyorsun. Nur Yaşar Kemal'i bu noktalarız ama... Orada bir, tane... şeyi tamamlayayım isterseniz. Tamamla. Oradaki konuşmasını önemserim. Sonra kendisine de söyledim. Bakın dedim Yaşar abi. Bu sözü çok geç söylediniz. Siz bir Doğu Akdenizli yazarsınız. Yani e, bir Akdeniz yazarısınız. Yani İnce Mehmet'ten başlayıp bütün yazdıklarına baktığınızda çok çok haklısın demişti. Biliyorsunuz zaten bir Akdeniz, Doğu Akdeniz'i bir yazar olarak bir karşılandı. üniversitede şey yaptığımda ee, bir ödül töreninde beni konuşturdular. Ben de dedim ki Yaşar Kemal'i tek açıdan çok seviyorum. Bu da şu açıdan ben pek ile ilgisi olan bir adam değilim. Hı -hı. Doğaya da pek çıkmam. Ama Yaşar Kemal'in romanlarından doğayı sevdim. Onun için de onu Hı -hı. çok saygıyla... Evet, Söylersiniz, Söylersiniz hep. Yaşar Kemal için bir de tap çıktı zamanındaki Yaşar Kemal sempozyumu Gaziantep Üniversitesi'nde yapılmıştı. Seza Yılancıoğlu yaptı. Yaşar Kemal insanı, hı hı. toplumu, dünyayı kucaklamak literatür yayınları arasından çıktı. Efendim Yaşar Kemal sen ne onuntı Yaşar Kemal'den başka bir şey konuşulmuyor. Burada sorular var ama sorular başka zamana kaldı. Hı hı. Yalnız senin denemeci, öykücü yazar lık dersleri veren biri olduğunu bari belirtelim de, bu kadar eksik çıkmasın. Evet, evet. onun için de bir başka günde inşallah başka konuşmalar yapacağız Feriduncuğum. Ama kültür dönemi, sana kitaba gelmeyelim çünkü bir kitaba başladık, bitirmeyiz. İnşallah yazarlık seminerinde iyi yazarlar yetiştiriyorsun. Veya iyi okurlar yetiştiriyor. İyi okur, evet. Öncelikle iyi okur yetiştirmek için yola çıktığımı söyleyebilirim. Sağ ol. Yazarlığı oradan gidiliyor çünkü. Efendim, bugünkü konuğumuz denemeleriyle, öyküleriyle, incelemeleriyle biyografi taadımız Feridun Andaç'tı. Bir başka konuğumuzla bir başka gün buluşmak üzere efendim.